Necmiye Hanım, bayram şekerleri de var. Müessesemizde bütün hizmet mevcuttur. Olur. Olur valla. Evet, bir bazlama yapacağım diye mutfağa talan ettiğim doğrudur. Bazlamalarımı hazırladım, piknik poşetimi hazırladım. Benim gibi eşi çalışan ya da ailesi izne gitmiş olan arkadaşlarım var burada. Ya maalesef size şöyle söyleyeyim, Almanya'da bayram hissedilmiyor. Ramazan'da da aynı şeyi yaşamıştım, kurbanda da. Çünkü burada bayram izni diye bir şey yok. İnsanlar çalışmak zorunda. Babalar işe gidiyor, anneler evde. Öyle olunca akrabalarla görüşmekte hangisi işe gidiyor, hangisi evde belli olamıyor. Hani bizim Türkiye'deki gibi sabah birlikte oturalım, kahvaltı yapalım, sonra misafirler gelsin biz gidelim gibi bir ortam maalesef oluşamıyor. Bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Burada sevdiğim şeylerden birisi insanlar çocuklarına bayramı yaşatabilmek, en azından sevdirebilmek için hediyeler hazırlıyor. Yani bu hediyeler de öyle çikolata, şeker dolu da olabilir, oyuncak da olabilir, faydalı şeyler de olabilir. Ben Türkiye'deyken şeyi çok istiyordum. Eğer ileride böyle bir bayram yaşamaya kalkarsam evime gelen çocuklara güzel hediyeler hazırlayayım, kitaplar vereyim diye. Onun nacizane yaşamak için eşimle birlikte aldığımız ortak kitaplarımızdan birini mesela şu an bir arkadaşıma hediye etmeyi düşünüyorum. Siz de bayramda başka insanlarda kalıcı izler bırakabilmek ya da onlara unutulmayacak bir bayramı yaşatma anısına küçücük de olsa böyle küçük küçük Muhammed Emin Yıldırım'a mesela sahabeler kitabı var. Onları hediye paketi gibi yapıp evinize gelen insanlara hediye edebilirsiniz. Ya da çocuklara çocuk kitapları alıp onlara hediye edebilirsiniz. Bayramı bu şekilde insanlara faydalı olacak hediyelerle donatırsak, yani gurbette de olsanız yaşamaya çalışırsınız. Belki de yaşarsınız inşallah. Size burada bayramı yaşamaya çalışanlar var. Onlar da kalabalıklaşmış aileler. Hani benim gibi çekirdek ailenin burada Türkiye'deki gibi bir bayram yaşamasını istemesi hayal gibi bir şey. Umarım zamanı gelince gerçekten Türkiye'deki bayramlar gibi burada da bayram yaşamak nasip olur. Ama bir nebze de olsa bu bayramı yaşatmaya çalışan, çocuklarına örflerini, adetlerini göstermeye çalışan, bir nebze de olsa, kendisi yalnız olsa da yalnız kalmamak için bir araya gelen insanlar var elhamdülillah. Öyle insanlarla arkadaşım ve şimdi onlarla birlikte bayram pikniği yapmaya gideceğiz. Hadi hep birlikte gidelim. Her şey yolunda gitsin inşallah. Amin dediğinizi duyar gibiyim. Tabii bayram günü olunca böyle şarkılarda şenlik tadında bayram. Büte bıraktıysan iyi olmuş. İnsanlar var ama sıkıntı olmaz ya. Çocuklar da daha iyi olur. Bakın size temiz Almanya'yı göstereyim. Görüyor musunuz? Çok temiziz. Her zaman.
Ya da benim yaşadığım bölge çok pis, artık bilemiyorum ikisinden birisi ama böyle çöpler her yerde. Bu belki Türkiye'de 10 sene önceki olan sistem. Paranızı dahiki gösterdiğim ticket yerinden alıyorsunuz. Biz bunlara bastırdık ve buradan sokuyorsunuz. Kartınızı ödemiş, yani otobüse binmeyi ödemenizi böyle yapıyorsunuz. Hala eski sistemdeler. Tut bunu. Ay, ilk defa bayram ciğeri alıyorum bu bayram. Zaten ilk geldiğimi. Bundan alayım. Bu filtre tabletlerden değil mi? Sadece çocukları geliştiren. Yaşına göre her şey. Ve bak, aynen İngilizce plan. 5 senedir direndim. Yok ablam, bir şey olmadı. Tamam.